burada sağ olsun arkadaşlar, bazıları geldiler. Sivil toplumdan bazıları var ama en önemlisi Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız hocamız gönül bırakıyor. Ben niye çağırmadım? Bir eksiklik mi oldu? Ulaşamadınız mı? Bu konuda cevap istiyorum. Ben şöyle. Şimdi biz bu organizasyonu çok kısa süre üzerinde planladık. Burada ben baktığım noktada bizim şey yapamadığımız, yani farkında olmadığımız, davet etmediğimizi şimdi fark ettiğimiz birçok insan var. Yani bu bir ay önceden planlanmış olsa herkesle müzakere edilir. İşte kimler çağıracak, kimler çağıracak diye ki biz protokol listesini aldığımız noktada yukarıdan aşağı herkesi aradık. Yani gelmeyen, mesela arayıp gelmediğimiz insan da var. Direkt aramadığımız insan da var. Yani burada öyle bir art niyet yok. Ben Hamza hocayla tanışmadım ama bizzat kendini davet eder, aynı toplantıyı yaparım. Yani burada bu kadar insanı çağıran bir Hamza hocayı çağırmamazlık yapmaz herhalde. Herkes bir Hamza hoca burada yani. Ben öyle görüyorum. Öyle bir kesinlikle bir art niyet yok. Biz yani her elim, ya burada şimdi şöyle bir şey var abi. Normal şartlar altında siz evinize bir insan davet ediyorsunuz, misafir. Siz bizim burada misafirimizsiniz. Bir ya da 100 misafir olması bizim için değişmez. Önemli olan bu toplantı. Hamza da olsa da toplantının içeriği bu olacaktı. Olmasa da. Ha ne dize ne var? Ha eksiklik mi dedi? Eksikliktir. Ama dediğim gibi çok kısa sürede planladık. Neden? Baktık ki bizim bu bilgilendirme atlamışız bunu. Bir an önce. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben normalde bugün, ben özür dilerim söylüyorum, Çorum Valiliğinde Vali Bey'in toplantısına gitmem gerekiyordu bugün. Ben rica ettim, dün geldik hemen planladık, dün aradık herkesi hızlı bir şekilde, ben programımı öteledim, bu toplantıyı gerçekleştirelim diye. Ben niye hani, ya ben olmazsam arkadaşlar teknik olarak da anlatabilirdi. Ama burada şöyle bir şey var, teknik 100 kelime anlatacağına bizim gibi Ali okuluyla beraber 10 kelime anlat, daha anlaşılabilir. Benim sonra burada çok herkesi bizzat tanıyorum. Yani %90'ın insanlarımı tanıyorum. %90'ıyla bir aşinalığım var. Yani kendimi ifade etmem çok daha kolay. Çünkü ben kendimi buradan ayrı görmüyorum. Yani bu açık ve net yani. Ben kendimi buradan ayrı görmüyorum. Mesela ben ismim Çam'da en çok konuşulan isimlerden biriyim. Aslında normalde ben buraya yatırım gelmiş bir firmanın çalışanıyım. Ama ne kadar güzel ki ben insanlar beni kabullenmiş. Ben insanları kabullenmişim. Elimden geldiği kadar her aşamada Çam'ın her konusuyla müdahil olmuşum. Bu siyasi konu olabilir, idari konu olabilir. Farklı bütün sosyal konular olabilir.